Merhaba, Pixel Okul'a hoş geldiniz. Bu videoda herhangi bir görsel üzerinde Photoshop araçlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını öğreneceğiz. İlk işlem olarak hızlı seçme aracıyla işlem yapacağımız bölgeyi seçmeye başlıyoruz. Seçme işleminin ardından katmana sağ tıklayıp çoğaltıyoruz. Sonra oluşturduğumuz kopyaya maske ekliyoruz. Siz de arka planı değiştirmek isterseniz işlemleri aynı sırayla takip edin. Şimdi oluşturduğumuz maskeye sağ tıklayıp seç ve maskele diyoruz. Açılan pencerede görüntüleme modunu siyah seçip ayarları yapıyoruz. Ardından yeni bir dolgu ve ayar katmanı oluşturur menüsünden bir solid renk katmanı oluşturup rengini istediğimiz gibi belirliyoruz. Sonra kalem aracını seçip doldurma rengini belirlemek için renk paletini açıyoruz ve kullanmak istediğimiz rengi belirliyoruz. Ardından şekillendirmeyi seçip istediğimiz şekli belirliyoruz. Şimdi sonradan oluşturduğumuz katmanların hepsini seçip sağ tıklıyoruz ve akıllı nesneye dönüştürü seçiyoruz. Sonra oluşan bu yeni katmanın iki kopyasını oluşturup kopyaların görünürlüğünü kapatıyoruz. Ve görünürlüğü açık olan katmanı seçip filtre menüsünden filtre galerisini açıyoruz. Ardından poster kenarlarını seçip görsele uygun bir ayar yapıyoruz. Yine filtre menüsünden keskinleştiri, oradan da keskinliği azaltı seçiyoruz ve görsele göre ayarlıyoruz. Ardından tekrar aynı menüden stilize et sekmesini, oradan da yağlı boyayı seçiyoruz ve yine görsele göre ayarlıyoruz. Şimdi yeniden görsele uygun bir keskinleştirme ayarı uyguluyoruz.
artık oluşturduğumuz kopyalardan birinin görünürlüğünü açabiliriz. Sonra bu katmanı da seçip filtre galerisini açıyoruz ve ayarlamaları görsele uygun olacak şekilde yapıyoruz. Yine aynı katman için stilize et sekmesinden yağlı boyayı seçip uygun ayarları yapıyoruz. Ardından ikinci katmanın karıştırma modunu kaplama olarak değiştiriyoruz. Sonra yine ikinci katmanın opaklığını uygun olduğunu düşündüğümüz şekilde belirliyoruz. Şimdi son kopyayı da görünür hale getirip seçiyoruz ve filtre menüsünden yüksek geçişi uyguluyoruz. Ve yine karıştırma modunu kaplama olarak belirliyoruz. Sonra yüksek geçiş katmanını seçip yeni bir dolgu ayar katmanı oluştur menüsünden seviyeleri seçiyoruz ve görsele uygun ayarları yapıyoruz. Aynı yerden titreşimi seçip uygun ayarı yapıyoruz. Bir kez daha aynı menüden renk aramayı seçip modu belirliyoruz ve opaklığı ayarlıyoruz. Ve çalışmamızın sonuna geldik. Bu içeriği faydalı bulduysanız yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümünde fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanala abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde farklı eğitim ve uygulama videolarında görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.